Gürten Kışanak'ın 7 yıldır hapiste olması yeterince insanın içini sızlatan, canını sıkan, öfkelendiren bir şey. 7 yıl sonunda artık kesinlikle tahliye olması gerekirken bunun gerçekleşmemesi ayrıca hem yasalara aykırı hem yine dediğim gibi insanın içini acıtan, öfkelendiren bir şey. Niye içimi acıtıyor, öfkelendiriyor? Bu güzel ülkede böyle şeylerin var olması. Gerçekten insanın ne kadar haksızlığa uğradığımız bir dünyada yaşadığımızı bir kere daha gösteriyor. Gürten Kışanak benim dostum, arkadaşım, yoldaşım. Gerçekten kadın hareketinin öncülerinden, gerçekten Kürt siyasetinin morlarından bir tanesi. Bütün kadın arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Bir an önce Gürten'in özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Bir an önce. Ve bütün kadınları, bütün kadın dostlarımı, yoldaşlarımı, kız kardeşlerimi Gürten'le dayanışmaya çağırıyorum. Gürten Kışanak, Kürt halkının mücadelesinde yıllarını veren isimlerden biri. Amed'in Büyükşehir Belediyesi eş başkanıydı. Daha önce Kürt halkını temsilen parlamentoya girmişti. Aynı zamanda Gürten bir feminist yol arkadaşımız olarak kadın mücadelesinde hep birlikte yürüdüğümüz çok kıymetli bir isimdi. Buna rağmen bu tutukluluğunun sürmesinde aslında kadınlara yönelik yaptırımların, devletin kadınlara yönelik saldırı politikalarının parçası olduğunu düşünüyoruz. Gürten Kışanak hiç kuşku yok ki Amed Belediye Başkanı olarak tutuklanırken aynı zamanda Amed de Kürt kadınları için yaptığı çalışmalar sebebiyle de tutuklandı. Gürten Kışanak aynı zamanda feminist hareketle beraber barışın sesini yükselttiği için, erkek şiddetine karşı mücadelenin sesini yükselttiği için tutuklandı. Bunları biliyoruz. Sadece Gürten değil, ondan kısa bir süre sonra, muhtemelen onun da şimdi 7 senesi dolmuş olacak, sevgili yol arkadaşımız Sabahat Tuncel ve başka TCA'dan tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımıza devlet hem Kürt oldukları için, hem Kürt kadın mücadelesini getirdikleri nokta için, hem bu ülkede feminist mücadeleye yaptıkları katkı için tutukluyorlar bu arkadaşlarımızı. Şimdi yine bir 25 Kasım geliyor. Tam da erkek devlet şiddetine karşı bu mücadele gününde Gürten, Sabahat, Figen, bütün arkadaşlarımızı anmamız gerekiyor. Onların tutukluluklarına itiraz etmemiz gerekiyor. Çünkü erkek devlet şiddetinin en somut görüngülerinden biri oldu onların tutuklulukları. Bu noktada arkadaşlarımızın 25 Kasımlarda, 8 Martlarda yaptıkları açıklamaların da kendilerine, erkek devlet şiddetine karşı, kadın dayanışması için yaptıkları açıklamaların da kendilerine suçlama olarak yöneltildiğini biliyoruz. Bu anlamıyla bundan sonrasında da birlikte mücadeleyi, feminist dayanışmayı yükseltmemiz gerektiğini düşünüyoruz.